Ya dediğiniz gibi dün başladık aslında antrenmanlara. Burada olmak her zaman güzel. Yani güzel bir ortam var. Hem abilerimiz hem kardeşlerimiz çok samimi bir ortam var burada. Buranın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hocamızın antrenmanlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi burada güzel bir ortam var. Evet, Mert abi dün kadrodan çıkarıldı. Küçük bir sakatlığı vardı. Ona da buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Onun da sakatlığı var. Berke aramıza katıldı. Çalışmaya devam edeceğiz. Dediğiniz gibi yani milli takımda her mevkide aslında rekabet var. Çünkü buraya gelen her oyuncular oynamayı hak ederek buraya geliyorlar. Kaleci mevkinde de tabii iyi kalecilerimiz var. Birbirimize saygılı, sevgili, çalışarak. Burada kimin oynadığının aslında çok bir önemi yok. Burada herkes kime forma geliyorsa elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de sezona iyi başladığımı düşünüyorum. Hocam şans verirse elimden geleni milli takım için yapmaya çalışırım. Ülkem için yapmaya çalışırım. Dediğim gibi herkes birbirine saygı duyuyor ve çok çalışıyoruz. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. En tecrübeli isimlerinden birisisin artık sen de. Evet, biz de tecrübeli olduk ya. Yaşlı gibi. Haliyle geçmiş dönemde şimdiklerinde kıyaslayabilirsin. Arkadaşlık, saha dışındaki birliktelik sahaya çok net bir şekilde milli takımlarda yansıyor. Sen bu ortamı ister misin? Ya aslında dünyanın en büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var. Çok kaliteli gerçekten, hem genç jenerasyonumuz hem takıma liderlik yapan İyi abilerimiz, iyi futbolcularımız var. Hakan abi gibi bir dünya çapında futbolcu, işte Arda gibi, Kenan gibi, Kerem gibi çok yetenekli oyuncularımız var. Tabii Türkiye liglerinde de takımlarının en iyi oyuncuları buraya geliyor. Arkadaşlık ortamı gayet iyi. Biraz yaş farkı da aslında aramızda çok yok. Çok yaşlı oyuncu diyebileceğimiz bir Mert abi var. O da bize tecrübelerinle çok yardımcı oluyor. Güzel bir ortam var. Teknik ekiple, hocamızla uyumumuz iyi. Zaten Almanya'da bunun sinyallerini vermiştik. İyi bir turnuva geçirmiştik hep beraber. Dediğim gibi güzel bir arkadaşlık var. Sistem, hocanın istediklerini yapmaya çalışan en azından bir grup var. Çok çalışarak inşallah Nations League'de de, Uluslar Ligi'nde de A klasmanını yükselmek istiyoruz. Burcu'cum, bu sene Süper Lig'de maç başına en çok kurtarış yapan kaleci sensin. Yeni sezona farklı bir motivasyonla girdiğini düşünüyor musun? Ve milli takım hedeflerinin açısından nasıl görüyorsun? Yani buraya her zaman gelmek, arkadaşlarıma, ülkeme faydalı olmaya çalışmak istiyorum. Bu sezona evet, hem takım olarak aslında iyi başlayamadık ama ben iyi başladığımı düşünüyorum. Ya dediğim gibi her zaman çalışıyorum ve hem takımda hem milli takımda en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Kendimi her zaman buna hazırlıyorum. Yani dediğim gibi çok çalışarak hem burada hem takımda iyi olmaya çalışıyorum. Son yıllarda futbolcuların özellikle yoğun tutukluğundan bir aile şikayet ettiğini görüyoruz. Özellikle yurt dışında önemli yıldızların kurulmaları oldu. Türkiye'de bu durum nasıl sence? Bu milli takımda konuşuluyor mu aranızda? Yine kulüp takımında Trabzonspor için de geçerli. Yani şöyle oldu aslında. Biz Avrupa Şampiyonası'nda yaklaşık 45 gün geçirdikten sonra, ben Trabzonspor için konuşuyorum. Ben bir hafta sonra, 8-9 gün sonra ön eleme maçımız vardı Avrupa'da, Avrupa Ligi'nde. Yani bizim için de kısa bir dönem geçmişti ve maçların yoğunluğu her gittikçe, her sezon daha fazla artıyor. UEFA olmadığında milli takım arası oluyor. Geçen ay da buradaydık. Bir ay sonra tekrar burada buluşmak nasip oldu. Evet, gerçekten yoğun bir fikstür var ama buna alışmak durumundayız. Yani dünyanın her yerinde böyle. Biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz, alışmaya çalışıyoruz. Yani inşallah öyle olur. Hocam, Süper Lig'in genelini aslında baktığımızda büyük bir kısmını Türk kaleciler oluşturuyor. Ve aslında burada milli takımındakilerin dışında baz alırsak Süper Lig'de en çok beğendiğiniz isimler hangileri? Yani gerçekten bu sezon özelinde iyi kaleci performanslarını izliyoruz. Zaten Muhammed, işte Berke, Altay Türkiye'de değil ama onları zaten biliyorum. Çok fazla zaman geçirme, antrenman yapma fırsatım oldu onlarla. Yine keza Okan da iyi performans sergiliyor. Kayseri'de Bilal de çok iyi performans sergiliyor. Hepsini takip etmeye çalışıyorum.
Türk olarak baktığımda Bilal, Okan bu sezon özelinde iyi performans sergiliyor diyebilirim.